Lineer denklem sistemleri ders 4 konumuz echelon form indirgenmiş echelon form diğer bir adıyla satır basamak form indirgenmiş satır basamak form da denilenebilir. Öncelikle echelon form bulmadan başlayalım. Echelon formu bulmak için 3 maddelik bir özelliği bilmemiz lazım. Birinci maddemiz bir satırda sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır. Bu 1'e pivot elemanı denir. Bu pivotlar bir önceki satırın pivotuna göre sağa ve alta konumlandırılmalıdır. 3. Sadece sıfırlardan oluşan satır en altta olmalıdır. Bu 3 kurallı eşelon formu buluyoruz. Örneklerimize geldiğimizde 3 kurala göre bulmaya çalışalım. İlk kural başlangıç 1 ile başlamalıydı ve buna pivot denir. Gördüğünüz gibi burada 1 ile başlamış Aşağıya baktığımızda 6 0 olmalı ve sağında 1 olmalıdır. Sağ tarafında 1 konumlanmalıdır. Gördüğünüz gibi 1 burada konumlandırılmış. Bu satıra göre aynı şekilde bunun da sağ altına konumlandırılmalı. 1 burada sağ ve alta konumlandırılmış. Yani bu echelon formda diyebiliriz. B matrisine baktığımızda ise ilk pivot eleman bulunmaktadır ve 1. İkinci satıra baktığımızda üst satıra göre 1 alta konumlandırılmış ve sağ tarafta kalmış. Burası sıfır olduğu için görmemezlikten gelebiliriz. Ve sıfırdan oluşan satırlar en altta olduğu için B matrisi de eşelon formda diyebiliriz. C matrisine baktığımızda ise ilk pivot eleman 1 ve ikinci satıra baktığımızda üst satıra göre 1 aşağıya ve sağa konumlandırılmış ikinci satır sağlıyor. Ama üçüncü satıra baktığımızda ise ikinci satıra göre bir sağ değil soluk, solunda olmuş. Bir burada bile olsaydı eşelon formda olamazdı. Üst satıra göre yani burada ikinci satıra göre sağa ve alta konumlandırılmalıydı. Burada olsaydı eşelon formda diyebilirdik. Ama bu tarafta olduğu için eşelon formunda değildir. D'ye baktığımızda ise sıfırdan sonra bir gelmiş pivot eleman oluşmuş sıfırları göz ardı edebiliriz. İkinci satıra baktığımızda üst satıra göre bir ilk pivot eleman sağ konumlandırılmış. Burası sağlıyor. Üçüncü satıra baktığımızda ise buradaki ilk bir ikinci satıra göre altı ve sağ konumlandırılması gerekiyordu. Sadece alta konumlandırıldığı için bu da eşelon formunda değildir. E matrisine baktığımızda ise ilk pivot eleman olmadığı için bu eşelon formunda değildir. F matrisine baktığımızda pivot eleman 1 ve ikinci satıra baktığımızda ise sıfırlardan oluşan satır altta olmalıydı. Onun için echelon formda değildir. Echelon formu nasıl çevirebiliriz? Hatırlayacağınız üzere satır işlemleriyle yer değiştirdiğimizde, ikinci satırla üçüncü satırı yer değiştirdiğinizde echelon forma uygun hale getirmiş oluruz. Bunu diğer derslerde daha detaylı göreceğiz. Gauss Jordan'la Gauss yok etme metodunda hangi mantıkla çözüldüğünü. G matrisine baktığımızda ise aynı şekilde pivot eleman en başta, ikinci satıra baktığımızda üst satıra göre sağ alta konumlandırılmış. Evet üçüncü satıra baktığımızda ise ikinci satıra göre solda konumlandırılmış. Nasıldı? Sağ ve alta konumlandırılması gerekiyordu. Onun için bu da eşelon formda değildir. İndirgenmiş eşelon forma geldiğimizde ise indirgenmiş eşelon formun özelliği indirgenmiş satır basamak formunda denilir. Bunu yapabilmek için öncelikle matrisimiz eşelon formda olması gerekir. Onun için eşelon formu iyi anlamamız gerekir. İndirgenmiş eşelon formdan bahsedebilmek için eşelon formun kesinlikle olması gerekir. Yani öncelikle matrisimiz kesinlikle eşelon formda olmalı. 2. Her satırda bulunan pivotun sütunundaki pivot hariç sıfır olmalıdır. Örneklere geldiğimizde ise öncelikle eşelon formda mıdır ona bakıyoruz. İlk birinci satırda pivot eleman 1 var. İkinci satıra geldiğimizde üst satıra göre sağ ve alta konumlandırılmış sağlıyor. Üçüncü satıra baktığımızda ise üst satıra göre yani ikinci satıra göre bir sağ ve alta konumlandırılmış. Bunun için bu eşelon formda diyebiliriz. Şimdi indirgenmiş eşelon formunda mıdır? Gördüğünüz gibi ikinci maddemiz her satırda bulunan pivotun sütunundaki Pivot hariç sıfır olmalıdır diyor. Pivotlara geldiğimizde ise sütuna baktığımızda pivot eleman hariç diğerleri sıfır. Bu sağlıyor. Buradaki pivot elemana baktığımızda ise evet sıfır. Buradaki pivot eleman sıfır. Gördüğünüz gibi indirgenmiş eşelon formu sağlıyor. Burada ise pivot eleman bir sıfır önemsiz. Pivot eleman sağlanmıştır. İkinci satıra baktığımızda ise üst satıra göre pivot elemanımız sağ ve alta konumlandırılmış. Evet bu da eşelon formu sağlıyor. Peki şimdi indirgenmiş eşelon formunda mıdır? Pivotlara baktığımızda ise sütundaki pivot eleman hariç sıfır. Evet bu da indirgenmiş eşelon formundadır diyebiliriz. C matrisine baktığımızda ise ilk pivot eleman bir. ikinci satıra baktığımızda ise diğer pivot eleman üst satıra göre sağ ve alta konumlandırılmış. Üçüncü satıra baktığımızda pivot eleman üst satıra göre yani ikinci satıra göre sağ ve alta konumlandırılmış. Bu eşelon formda diyebiliriz. Peki indirgenmiş eşelon formda mıdır? Pivot elemanlara baktığımızda sütundaki pivot eleman hariç sıfır. Bu sağlıyor. Buradaki pivot elemana baktığımızda gördüğünüz gibi sıfır değil. Burada iki var. Yani bu indirgenmiş eşelon formda değildir. D matrisine baktığımızda ise zaten direkt ikinci satıra baktığımızda sıfırlar en altta olmalıydı. Bu eşelon formda değildir. Eşelon formda değilse indirgenmiş eşelon formda değildir diyebiliriz. E matrisine baktığımızda ise pivot eleman 1. İkinci satıra baktığımızda ise pivot eleman olmadığı için eşelon formda değildir. Eşelon formda değilse indirgenmiş eşelon formda da değildir. F matrisinde İlk pivot eleman 1 oluşmuş ama ikinci satıra baktığımızda ise diğer pivot eleman sağ ve altta konumlandırılması gerekiyordu. Burada sola konumlandırılmış. Onun için bu eşalon formunda değildir. Eşalon formunda değilse indirgenmiş eşalon formunda değildir. Eşalon formlar böyle bulunuyor. Bu dersimizde eşalon form ve indirgenmiş eşalon formu bulmayı öğrendik. Bu dersimizden sonra Gauss Jordan ve Gauss yok etme metoduyla denklemleri çözeceğiz. Onun için bu konu önemlidir. İyi anlamak gerekir. Aklınızda soru işareti varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.